Herkese merhabalar. Bütünleşik pazarlama iletişimi yönetimi eğitimimize hoş geldiniz. Bu ders kapsamında hem iletişimi hem pazarlamayı öncelikle temellendirerek bu kavramlar altındaki işte tarihsel gelişimi, temel kavram ve konuları, yöntemleri, stratejileri konuşacağız. Aynı zamanda bu iki alanı birleştirerek, daha doğrusu bu iki alanın birleştiği noktada olan bütünleşik pazarlama iletişim yönetimi yine hem tarihsel süreçlerle hem temel kavramlarıyla ele almaya çalışacağız. Alan çok geniş, ayrıntılar çok fazla. Bu eğitim bu alanla ilgiliyseniz dikkatinizden kaçmış olan bazı başlıkları mutlaka içeriği olacaktır. Ama alana yeni başlıyorsanız da bu alana bir başlangıç için size hızlı, kolaylık sağlayan ve temel nitelikli bilgileri size aktaran bir eğitim olacaktır. Hepinize faydalı olmasını umuyorum. Eğitimimize başlayalım. İnsanın iletişiminde içine yönelmesi kendi iç dünyasını ilgilendiren psikolojik bir olaydır. Kişinin kendi kendini anlaması ve çeşitli duyu organları arasında gerekli ilişkileri kurabilmesiyle özellikle ilgilidir. Yemek ve içmek insanın biyolojisi için ne anlama geliyorsa iletişimde insan psikolojisi için aynı anlama gelir. İnsan iletişim kurma ihtiyacını başkalarıyla karşılayamadığı zaman örneğin kendi kendisiyle iletişim kurarak bu ihtiyacını gidermeye çalışır. Dolayısıyla yemek içmek gibi bir ihtiyaçtır aslında, etkileşime girmek. Bir taraftan da bir şeyin parçası olmak, bir sosyal yapının, toplumun parçası olmak, beğenilmek, tanınmak, saygı görmek gibi ihtiyaçlarımız da vardır. Maslow'u da buradan hatırlayalım. Kademe kademe gelişse de asıl şey neydi? Asıl amaç Maslow'u da kendini gerçekleştirme. Yani sosyal bir varlık olarak amaçlarına bir şekilde ulaşmış, toplumda çevresinde kabul görmüş, huzurlu, uyumsuzlukların ortadan kalktığı bir evreyi ifade eder ya da mümkün olduğunca kalktı. Hiç kuşkusuz bugün resim dendiğinde bir sanat dalı aklımıza gelse de ortalama 30 bin yıllık geçmişiyle güçlü bir iletişim, mesaj ve dışa vurum aracıdır aslında. Günümüzün en çok kullanılan iletişim öğelerinden biri olan görsel iletişim, sözsüz, sözlü ve yazılı iletişim öğelerinde destekleme kudretine aizdir. Görüntü öğelerinin içerisine özellikle ses unsurunun eklenmesiyle birlikte iletilmek istenen mesajı etkili ve akılda kalıcı kılan özellikle görsel iletişim, ilkel çağlardaki mağara resimlerinden günümüzün kitleşim araçlarına değin uzanan çok yönlü bir iletişim türüdür. Beceri ve etkinliğin pazarlama iletişiminin başarıyla uygulanmasındaki önemi hiç kuşkusuz yadsınamaz bir gerçektir. Ayrıca dikkatli bir planlama, uygulama ve denetimin gerekliliği de burada söz konusudur. Daha açık bir anlatımla kendileriyle iletişim kurulması hedeflenen kitleler belirlenmeli, onların özelliklerine uygun mesajlar hazırlanmalı ve yine hedef kitlenin beklentilerine uygun iletişim kanallarıyla uygun zamanlama saptanarak program yürürlüğe konulmalı ve sonuçlar denetlenmelidir. Şimdi gelelim ağızdan ağza iletişimin avantajlarına. Kavramı süreç olarak incelemeden önce avantaj ve dezavantajlarının neler olduğunu incelemek yararlı olacaktır. Böylece süreçlerin nasıl işlediklerini kavramak daha da kolaylaşacaktır. Az önce bireyin bilgi alma ihtiyacından bahsettik. Gelişen hızlı hayat koşulları, bireyin ilgilenmek zorunda olduğu çok fazla ayrıntının mevcut olması, bireyin yeterliliklerinin sınırlı olması, bilgi kaynağı her şeyi bilme konusunda, her şeye zaman ayırma konusunda pek çok kısıt zaman açısından gelir, ortaya koyar. Dolayısıyla bilgiyi arama ve erişimde zaman kazandırması ağızdan ağza iletişimin pazarlama süreçlerinde etkisini de artıran bir etken olarak karşımıza çıkar. Eğitimimizin sonuna geldik. Umarım hem bu alana yeni ilgi gösterenler hem bu alanda hali hazırda ilgili olanlar belki bu alanda faaliyet gösteren insanlar için etkili ve faydalı olmuştur. Bu alan çok karmaşık bir alan. Gördüğünüz gibi pek çok kavramdan, tarihsel olaydan, başka pazarlama yöntemlerinden, bu bahsettiğimiz kavramların her birinde yaşanan değişimden vesaire bahsettik. Dolayısıyla bu alanla bir başlangıç için iyi bir temel, hatta orta seviye bir temel olduğunu düşünüyorum. Buradan devam edip ama ilerletmeniz gerekir. Bu alan ve bu alanla ilgili konular birden okunup öğrenilip bırakılacak konular değil, okunup öğrenilip her yeniliğin tekrar takip edildiği ve öğrenmeye devam edildiği alanlar. Dolayısıyla bu alandaki çalışmalarınızın ve genel eğitim hayatınızın başarılı olmasını dilerim. Katılımınız için hepinize teşekkür ederim.